Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nin Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Evet Demet, ikizler burcu için önemli bir dönem. Ne dersin? Evet, ikizler burcu için yılın önemli bir zamanı Aralık ayı. Ay başında 3 Aralık'ta 10 derece yay burcunda yeni bir ay doğacak. İkizler burcu için karşıt evlerindeki yeni aylar ilişkiler alanında, birliktelikler, ortaklıklar alanında yeni girişimler, başlangıçlar getirebilir. Uranüs'ün de üçgen açısı olduğu için bu yeni aya bir arkadaşlığın ve ilişkiye dönüşmesi veya işle ilgili bazı girişimlerin bir ortaklığa dönüşmesi gibi sürpriz güzel etkiler de verebilir. Vallahi dediğin gibi aşk, ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla alakalı önemli bir dönem. 5 Aralık'ta Merkür'ün yay burcuna girmesiyle beraber Dolunay'a kadar, ayın 17'sine kadar ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar, birliktelikler ve ortaklıkların çok gündeme geleceği bir dönemi biliyoruz. İletişim artıyor ilişkiler konusunda. 7 Aralık'ta Mars terazi burcuna geçiyor. Bu 27 Temmuz 2014'e kadar terazi burcunda olacak. Aslında 1 Mart 20 Mayıs arasında retro harekette olacak. 1 Mart'a kadar olan dönemde Mars'ın bu etkisi aslında ikizler burcuna çok avantajlar da sağlar diye düşünüyorum. Tabii. Sen ne dersin? Mars terazi burcunun hava grubu burçta olduğu için açısal olarak ikizlere zararlı bir durumu yok. Retro harekette olduğu süre içerisinde belki özellikle ilişkiler, duygusal hayatta, aşk hayatında veya çocuklarla ilgili bazı konularda eskiye dönüşler olabilir. Flörtlerle ilgili yarıda kalmış bir ilişki, eski bir ilişki, iki kişi arasında işte üzülerek ayrılma vardır. İki kişi de belli kavramlar ve şartlar sebebiyle birlikte olamamışlardır veya bazı hataları vardır. Biraz da bu hataları görmek ve yeniden gözden geçirmek için bir döneme sebebiyet verecek. 13 Aralık'ta Jüpiter üçgen Satürn var. Yılın o haftası güzel Aralık'ın. Valla maddi gelirler de var yani burada değil mi biraz? Tabii. Merkür üçgen Uranüs maddi konularda gelirler getirebilir. Bazı seyahat fırsatları ortaya çıkarabilir. Haber getirir. Sürpriz tanışmalar olabilir. Bir bilgisayar cihazı, bir teknolojik cihaz alınabilir. Bir fotoğraf makinesi. Merkür üçgen Uranüs'lerde bir bilgisayar, yeni bir işte ne diyeyim iPad arabilir gibi elektronik bir cihaz arabiliyor. 13 Aralık'ta Jüpiter üçgen Satürn, 17 Aralık'ta İkizler burcunda Dolunay var. Bu çok önemli. Tabii ikizler için kendi burcunda önemli. Bir Dolunay biraz da 17 yani 15 ile 18 Haziran arasında doğan İkizler burcunu daha detaylı bir şekilde şey yapıyor, 25 etkiliyor. 25 derece İkizler'de olacak Dolunay. Jüpiter Merkür 150'liği var. Küçük kazalara dikkat etmek gerekiyor Dolunay esnasında. Gereksiz ağız araçlarına girmemek gerekiyor. Çünkü Dolunay duygularımızı fazlasıyla etkileyecek. İstanbul saati saat 11.29. Yani gündüz Dolunay'ı dediğimiz bir Dolunay. Etkisi daha negatif oluyor biliyor musun gündüz Dolunaylarının? Güneşle beraber güçleniyor. Balık burcu yükselmiş. İş ve kariyerle ilgili 17 ve 18 Aralık günü bazı haberler gelebiliyor. Balık burcu yükseldiği için Neptün ve Şiron balık burcunda yeni bir iş teklifi arayabilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili bazı haberler gelebilir. Sevindirici bazı küçük gelişmeler var. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna girdi. Evet, Güneş Oğlak burcuna girecek sevgili ikizler. Para ile ilgili konular, ortaklaşa gelirler, yatırımlar. Önümüzdeki bir ay 21 Ocağı kadar biraz daha gündeminizde olabilir. Ve aynı gün 21 Aralık'ta Venüs aynı bölgede retro harekete başlayacak. Paraya ihtiyacınız var. Paraya ihtiyacınız var. Tek kelimeyle bunu söyleyeyim. Venüs 31 Ocak 2014'e kadar retro harekette kalacak. 28 derece Oğlak, 57 dakika Vega ve Lyra ile birleşmiş takım yıldızda. O zaman ne yapıyor burada? Aslında veganlığın üzerinden geliyor. Kariyerle ilgili beklenmedik bazı para kayıpları olabiliyor. Maddi ve ekonomik gelirlerle ilgili sıkıntılar olabiliyor. 31 Ocak 2014'e kadar gelirlerinizde beklenmedik düzeyde düşüşler zaman zaman olabilir. Ama bunlar geçicidir. Rahat olun, keyifli olun. Bir de doğum haritanızda eğer Venüs'ünüz retro ise bu söylediğimiz şeyi yaşamayacaksınız. Tam tersine gelirleriniz artacak. 24 Aralık'ta Merkür Oğlak burcunda gene parayla ilgili konuları ön plana çıkartırken 25 Aralık'ta 31 Aralık arasında bu önemli Aralık, bir dönem var. Aralık'ın son haftası gerçekten gökyüzü yılın en zorlu haftası diyebiliriz. Yani yılın en zorlu haftası
Aralık'ın son haftası Mars, Uranüs, Plüton, Merkür ve Güneş hepsi zaten öncü gruplardalar ve hepsi büyük bir kare oluşturuyor. Çevrenizdeki kişilerde sağlık sorunları olabilir, evet. Beklenmedik sıkıntılar olabilir, aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili çatışma olabilir ve bir seyahatten beklenmedik haberler alabilirsiniz. 30 ve 31 Aralık günlerine dikkat. Yılbaşı gecesini sakin ve sükunet içinde geçirmemiz bizim adımıza çok daha keyif olacak. Yoksa küçük kazalara ve tartışmalara açıyoruz. Saygı ve sevgiyle kalmanızı diliyorum. Ocak ayında görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın.